Ben hep seni seçtim. Seçimler geldi geçti. Seçtiğim sensin. Sevdiğim sen. Yandığım sensin. Aradığım, bulduğum hep sen. Seçtiğim sensin. Hep seçeceğim de. Yok başka seçtiğim ve seçeneğim. Gönlüm senden yana akar. Ruhum senden yana yanar. Seçimler geldi geçti. Benim seçişim hiç değişmedi. Değişmeyecek. Her gün seni seçiyorum. Her an arka arkaya. Hep senden yana seçimlerim. Seçişlerim de senden yana. Senden özge ne seçimim var, ne sevdiğim, ne dileğim. Gökyüzümsün sen. Dua dua kıpırdayışım. Gökyüzümsün sen. Ne yandan baksam sana yöneldiğim. Hangi cihetten nazar etsem aynı berraklıkta gördüğüm. Gökyüzümsün sen. Kimi zaman kömür karası gözlerin içinde kara kara taş gibi yandığım. Gökyüzümsün sen, aydınlığında ışıdığım, sıcaklığında 40 imbikten damıtıp çay niyetine aşk demlediğim. Gittin ya sen, cümlesiz kaldım ben. Kelimelerin başı bozuk şimdi, harflerim darmadağın. Alfabeye malik olmak yetmiyormuş meğer. Harfe can veren canınmış. Ruh üfleyen nefesinmiş, inan. Sen gittin ya, cümlesiz kaldım ben. Cümlesiz kaldım ben sen gittiğinde. Kelimeler ardın sıra geldiler. Bir başıma koydular beni. Anladım, meğer kelimelerinmiş beni ben yapan, biraz da sen yapan. Sevgili seyirciler, iyi günler dileyerek başlayalım. Bugün yeni çıkan Buğusu üzerinde sımsıcak kitabımızdan bahsederek, Hikayeler Hep Yarım kitabından bahsederek başladık. Bu kitabın ön sözünü Nevzat Arhan yazdı. Profesör Doktor Nevzat Arhan hocamız yazdı. Son sözünü ise kitaba sihirli dokunuşlarıyla çok önemli katkı sunan değerli editörüm Eda Bildek yaptı. Lore kitaptan da Mustafa Sabri Beşer yayınlamış oldum. Artık raflara da çıkmış durumda. O bakımdan da söyleyebiliriz. 71 yazıdan oluşuyor sevgili seyirciler bu kitabımız. 336 sayfayı bulmuş. Epeyce kalın diyebiliriz. Bir ön sözü var, bir de son sözü var. Belki bir farklılık olabilir. Benim de kırık dökük bir ön sözüm var. Bunlar aslında kırık dökük yürek cümlelerinden oluşan bir kitap. Duygu kırıntılarının oluştuğu, sana, bana ve ona ait olan cümlelerin yer aldığı bir kitap sevgili seyirciler. Kültür, sanat, edebiyat, psikoloji, gözlem ve türkü gibi yürek tınılarının yer aldığı bir kitap diyebiliriz. Eş ve anne arasında geçen hayatı anlatan bir kitap. Kitabın ilk iki yazısı rahmetli eşime yönelik olarak yazmış olduğum, onun yürüyüşünden sonra yazdığım iki yazıdan oluşuyor. Son yazıda 3 sene evvel rahmete ulaşan annem için yazdığım bir yazın. Editörüm ve yayıncım Mustafa Sabri Beşer, Eda Bildek bu iki yazının arasına hayata ait diğer duyguları ve tüm yaşanmışlıkları koymayı doğru buldu. Ve Hikayeler Hep Yarım kitabı bu iki kadın yazı arasına doldu, birleşti diyelim. İlginç başlıklarımız da var, dikkatinizi çekecek. İç savaşı kim kazanıyor? Kapalı tünel sendromu, kronik nankörlük, ölürüz hasret gideriz, gökyüzümsün sen, canımın şekeri, eski kayıtlar, doz aşımı zehirler, doyurulmamış duygular, mezarlıktan bildiriyorum. Pekiştir, değiştir, kırılmasın can aynası, soru cevaptan ağırdır, yerindelik duygusu gibi epeyce başlıktan, 71 yazı başlığından oluşuyor. Bir heyecan da var bende de, seyircilerimiz, özellikle okuyucu olan seyircilerimizde de umarım kitap yerini bulmuş olur ve bu güzel kitaptan da, bize göre güzel kitaptan da yararlanmış olursunuz. Nevzat Arhan hocamızın ön sözünden bir paragraf aktararak konumuza geçmek isterim. Nevzat Arhan hoca şöyle söylüyor kitabın ön sözünde: Uğur Bey acısını dışa yansıtmadı ama kaleminden yansıttı. Kitap ehli, gönül ehli bir candan şiirsel bir üslup ortaya çıktı. Bu kitabı okuduğumda benim de hislerim sarsıldı. Ben de benzer acıyı yaşamıştım. 6 yıl geçtiği halde halen travmasını atmış değilim.
mekanı cennet olsun diyor hocamız. Nermin Hanım'a da rahmet olsun. Sevgili eşim Meral Hanım'a da, annem Şerife Hanım'a da tabii. Duygu, dilim, akıl, mantık ve felsefe ile kirlendiği için bir türlü titreşmedi. Kendine gelemiyor. İyi ki Mevlana var ve ondan yardım alarak gönül kuşumu dolaştırdım diyerek hoca bir aforizma yapıyor. Bir retorik yapıyor. Kitabın ilk sayfalarında bunu da bulabilirsiniz diyerek konumuza geçelim. Sevgili seyirciler, hikayeler hep yarım dedik ama biz bugün hikayelerin yarım kalmaması adına iki değerli konuğumun önemli çalışmaları var. Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden geldiler. Şimdi tanıtacağım size. Yaşamsal beceri grupları çalıştırıyorlar. Hikayelerin yarım kalmaması için çalışıyorlar. Hayatların tam olması için, o bölünmüşlüklerin, kırılmışlıkların, dağılmışlıkların, hayatın ağır yükü altında, mengenesi altında ezilmişliklerin içerisinden insanları çıkarak onlara ruhsal bütünlük kazandırmak adına, onları hayata yeniden kazandırmak ve onları hayata dokundurmak, dokundukları yerde yeni güzellikler, yeni yeşerim oluşması için gayret eden bir ekibin iki temsilcisi bugün aramızda. Yaşamsal beceri gruplarını konuşacağız. Ne demek yaşamsal beceri grupları? Bunu anlamaya çalışacağız. Hangi hastalıklar üzerinden ya da hangi durumlar, alanlar üzerinden yapıyorlar? Nerede yapıyorlar? Nasıl bir yapılandırması var? Yani bu hadi gel oturalım konuşalım gibi bir şey mi? Yoksa bir yapılandırılmış hali mi var? Bir prosesi mi var? Neye göre yapılıyor? Yapılan testleri var mı? Tüm bunları konuşacağız. Ama önce takdim edeyim. Hemen yanımda uzman psikolog Duygu Barlas, Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'den merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biraz uzun bir giriş oldu ama bağlantıyı fena yapmadım değil mi? Yani hikayeyle yarım kalmasınlar. Bir bağlantı yapabildim herhalde. Hı-hı. Hoş geldiniz. Konuşacağız bunları. Ahmet Güler, uzman psikolog. Merhaba arkadaşım. Hoş geldiniz. Sabah erkenden geldiniz. Aşağıda sizi gördüm. Ben de bugün erken gelmiştim. Aynı yerde karşılaştık. Evet. Psikoloji sağlamlık ne demektir? Biraz buradan başlamak isterim. Bununla ilişkili ne demek istersiniz? Aslında bizim bir fiziksel sağlamlık ya da fiziksel bütünlüğümüzden bahsedebiliriz. Elimiz yerinde, gözümüz yerinde, işte bir arızamız yok, işte bir engelimiz yok. Bunu anlıyoruz. Peki yani psikolojik sağlamlık ya da psikolojik bütünlük ne demek? Neye siz psikolojik sağlamlık diyorsunuz? Giriş için teşekkür ediyoruz. İşimizi de kolaylaştırın. Kitabınız hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Takipçisiyiz. Birkaç gündür takip ediyoruz. Sosyal medyalar kolaylığı sağlıyor. Psikolojik sağlamlık aslında tanımını yaparsak biraz daha meramımızı da ifade etmiş oluruz. Tabii. Bildiğimiz gibi yaşam içerisinde hepimiz az veya çok ya bedensel bir sıkıntı, bedensel bir sorun, somatik bir sıkıntılı dönem yaşarız veya psikolojik bir dönem yaşarız. Ama bu durumun üstesinden genellikle bir şekilde bir vesileyle çıkabiliyoruz. Psikolojik sağlamlık tam da burada belki söylenmesi gereken bir şey. Psikolojik dayanıklılıktır ve böyle durumlar karşısında, psikolojik durumlar karşısında toparlayabilme gücü demektir. Şöyle bakabilir miyiz? Mesela aslında biz psikolojik sağlamlığımızı toparlayabildiğimiz mekanlar var. Mesela şimdi Mikail Türkiye'de yazdı. İşte diyelim ki hepimizin gittiği bazı mekanlar var. İşte bunlar kitap evleri olabilir, işte kafeler olabilir, dostların bulunduğu yerler olabilir. Güzel işte kültürel edebiyat sohbetlerinin yapıldığı yerler olabilir. İşte haftaya cumartesi günü işte Üsküdar'da H yayınlarında kitap imzamızı olacak. İşte şimdi de orada değerli dostlar sizi izliyorlar, selamlıyorlar. Kendimizi onardığımız yerler var. Evet. Ama bu durumları aşarak artık bir hastalık noktasına geldikten sonra sizin dokunmanız gerekiyor. Bunu anlatıyorsunuz aslında değil mi efendim? Evet. Yani bu dayanıklılık ve toparlayabilme gücü içerisinde aslında bu herkesin kendisine özel ve ya da genel mekanları vardır. Gidip bir belki kitap okurken rahatlamak, bir dostla sohbet etmek ve benzeri hayatın içinde başa çıkmamız konusunda bize yardımcı olan öğeler, mekanlar, durumlar var. Ama hani söz ettiğimiz bunun üstesinden gelebilme potansiyelidir. Evet. Çünkü hayatın içinde herkes bizim gibi şanslı olmayabilir. Bu psikolojik dayanıklılığı kendisinde bulunduramayan, bu konuda dağılan veya yaşamsal desteği olduğu halde profesyonel olmadığı için üstesinden gelemeyen kişiler var. İşte dayanıklılık ya bizim de içinde bulunduğumuz durum. Bir durum. Duygu Hanım, biraz Ahmet Bey'in bıraktığı yerden devam edecek olursak. Mesela aynı ailede 3 tane çocuk var.
aynı durumları yaşıyorlar. Evet. Ya mesela aynı diyelim şiddet uygulayan bir babaysa o da muhatap oluyor. Evet. Anne diyelim ki ihmalkarsa, yeterince sevgi veremiyorsa evet. ya da çocuğunu sarıp sarmalayamıyorsa üç çocuktan üçü de bundan nasip alıyor. Fakat diğer ikisi sağlam dururken bir tanesinde geri çekilme oluyor ya da farklı bir durum oluyor. Bu ne demek? Yani mesela şöyle diyebilirler ya diğerlerine bir şey olmadı kardeşim niye buna bir neden şey oluyor? Neden tekine denebilir mi böyle yani? Evet şöyle genelde biz psikologlar olarak şunu savunuruz. Evet tek bir uyaran var, tek bir şeye maruz kalıyor çocuklar veya bireyler ama neden sadece bir tanesi oluyor? Burada devreye aslında kişilerin algılama süreçleri, dünyaya bakış açıları, bunların her biri kişinin yaşadığı sıkıntılarla nasıl baş etmesi gerektiğini, o sıkıntıyı nasıl algıladığını etkileyen süreçlerdir. Burada tamamen devreye düşünceler ve dünyayı nasıl algıladığımız giriyor. Bu yüzden herkesin tek bir şeye maruz kalıyor ama herkes çok farklı şekilde algılıyor, çok farklı şekilde yorumluyor ve ortaya çok farklı şeyler çıkabiliyor. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Peki. Biraz ikinci başlığımızdan yürüyelim. Yaşamsal beceri ve psikolojik sorunlar diyoruz. Evet. Yaşamsal becerileri yeterince yerine getiremediğimizde mi oluşuyor acaba bu durumlar? Ya da psikolojik yaşadığımız psikolojik kimi sorunlar üstesinden gelemediğimiz zaman bizim yaşam becerilerimizi, hayat becerilerimizi, yetilerimizin gerici çekilmesini sebep oluyor. Biraz evet. yumurta tavuk meselesi evet. açısından bakınca ben çözemedim burayı. Yani biz acaba becerilerimizde gerileme olduğu zaman mı psikolojik sorunlar yaşıyoruz? Ya neden bunu başaramıyorum? Neden diğerleri yapıyor da ben yapamıyorum? Evet. Ben de aynı sürede çalışıyorum gibi mi oluyor? Yoksa beklenmedik bir anda şu ya da bu sebeple işte genetik şu bu sebeplerle evet. bir durum geliyor ve o durum sebebiyle yaşamsal becerilerde bir geriye düşme mi oluyor? Biraz evet. açarak anlatır mısınız? Bunları hem biraz yetişkinler üzerinden de daha geri çekilmesi belirgin olan psikotik bozukluk ve ağır hastalıklarda da anlatalım isterseniz. Duygu Hanım da çocuklar Tabii. üzerinden de bunu anlatır. Tam da bıraktığı yerden şöyle diyebiliriz. Aslında insanlar bir ailede aynı anne baba veya benzeri ortamlardan benzeri olumsuz yaşam sıkıntıları içerisinde devam ederler hayatlarına ve bir yerde biri çok ciddi bir sıkıntı yaşarken diğeri o kadar da üstesinden gelmeyecek bir durumu yaşamayabilir. Bu genetiğin getirdiği bir şey olabilir. Birçok değişik faktör var. Doğuştan sonra belki savunma mekanizmalarını iyi kullanabilme, kullanamamayla ilgili. Kimisi strese daha duyarlıdır. Herhangi bir stres durumunda çok fazla etkilenirken diğer ikisi bu konuda daha rahat toparlayabilme gücünü ve bir süre sonra yetiştikten sonra, yetişkinlikten sonra özellikle genç erişkinlik yaşında bakıyoruz biri çok fazla geri çekilmiş olabiliyor. Veya küçük bir durum dediğimiz bir durumla karşılaştığı zaman bile aile bundan biri çok ciddi bir şekilde etkilenebiliyor, içine kapanabiliyor. Ağır depresyon veya psikotik süreç dediğimiz daha ağır, yaşamı çok etkileyen bir dönem yaşayabiliyorken diğer ikisi daha rahat bu psikolojik sağlamlığı içinde barındırdığı için hayatına devam edebiliyor. Veya küçük dokunuşlarla yine hayatın içine girebiliyor, toparlayabiliyor, esnek olabiliyor. Diğeri bu esnekliği sağlayamayabiliyor. Bu yine doğuştan getirdiği hem genetik hem psikolojik hem ego dediğimiz o ruhsal süreçlerin sağlamlığıyla ilgili biraz da. Çocuklar açısından da bakıldığı zaman hani yetişkinlere işaret etti Ahmet Bey. Çocuklar bakımından da olaya yaklaştığımızda aynı şeyleri söyleyebilir miyiz ya da ilave neler? Şöyle bir şey açıklayabilirim. Yaşamsal beceri dediğimiz şey illa fiziki bir şey olmak zorunda değil. Mesela bisiklete binmek bir beceridir, araba kullanabilmek bir beceridir. Ama aynı şekilde bir kişiye sınır koyabilmek, gerektiğinde hayır diyebilmek, gerektiğinde kendi hakkını savunabilmek bunlar aslında yaşamsal becerilerdir. Kişinin kişiler arası ilişkileri çözüm bunlara bir takım çözümler üretebilmesi ve bunlar çocukluk çağında kazanılan becerilerdir aslında. Ve direkte aslında psikolojik sorunlarla ilişkisi olan becerilerdir. Şimdi siz Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde bir beceri eğitim grubu yapıyorsunuz. Evet. Birden fazla yapıyorsunuz evet. aslında. Evet, ben biraz fazla. Bu temellendirmeyi oraya girebilmek bakımından da yaptım. Yani evet. ne anlatacağınızı biraz anlasınlar ve anlattıklarınızı bunun üzerine koyabilelim. Mesela gökkuşağı projesini evet. yürütüyorsunuz. Siz değil evet. mi? Sizin
psikolojik sağlamlık ve yaşamsal beceri grupları. Evet. Mesela bunu dinlemek isteyeceğim. Ben biraz içeriğine baktım. İşte 10 oturumdan bahsediyorsunuz. Evet. Her oturumun ayrı bir başlığı var, içeriği var. Bunları biraz açmanızı biraz sonra arzu edeceğim. Ahmet Bey de şizofrenide psikotik bozukluklarda psikososyal beceri eğitim grubunu yönetiyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Evet. Evet. Bunları anlamak bakımından ben biraz daha temellendirme yapalım. 30 dakikamız var, nasılsa konuşuruz hepsini. Evet. Temel iletişim becerileri diyorsunuz. Yani bu temel iletişim becerileri ne demektir? Yani hani iletimde bir alıcı var, bir verici var, işte göz teması var, sözcükleri doğru seçmek var, duygu ve düşünceni sağlıklı biçimde ifade etmek var. Az evvel Duygu Hanım dediği hayır demek gerekiyorsa bunu diyebilmek var. Evet. Değilse hayatın yükü altında zaten eziliyorsunuz. Size yük, siz hazırsanız yüklemek isteyen pek çok kişi oluyor. Evet. İletişim becerisinden ne kastediliyor, ne anlayalım? Evet. Yani siz meslektaşlarınız, psikologlar ne demek istiyorlar iletişim becerisi dendiğinde? Ki bazen biz çok iyi iletişim yapıyoruz derken belki de tamamı tersini de yapıyor da olabiliriz. Bilemiyorum, anlatacağınıza göre karar vereceğiz. Kendi iletişim becerimle anlatmaya çalışıyorum. daha çok şizofreni üzerinden isterseniz açtığımız için biraz daha tanımını yapmak lazım. Belki şizofreni ne demek bilmeyen izleyicilerimiz varsa. Şizofreni genellikle genç erişkinlik döneminde ortaya çıkan ağır ruhsal bir bozukluktur. Ciddi ruhsal bir bozukluktur ve beyin hastalığı olarak da bilinir. Şöyle olur genelde 20'li yaşlarda erkeklerde daha sık 15-25 yaş arasında beklenir. Kadınlarda biraz daha birkaç yaş daha gecikmeli olarak 25-35 yaş arasında başlayan ağır bir ruhsal çökkünlüktür. Bu rahatsızlıkta kişi duygu, düşünce ve davranış açısından çok sıkıntılar yaşayabilir. Yani duygusunu, düşüncesini ve davranışlarını sağlıklı bir şekilde karşıdakiyle paylaşamaz. Aslında belki o yaşa kadar daha yetişmeye çalışan, büyümeye çalışan biriyken çok ciddi bir hastalık ortaya çıkar ve kişi duygularını ötekiyle rahat paylaşamaz olabilir. Yaşam ile ilgili bütün işlevselliğinde gerileme oluyor. Şöyle biraz daha açıklayalım. Kendi öz bakımını sürdüremeyebiliyor. Normalde gündelik hayatta tıraşını, banyosunu ve benzeri durumlara dikkat eden bir kişiyken bunu yapamaz hale gelebiliyor. Biz o hale girmiş sayılmayız değil mi? Birkaç zamandır tıraş olmuyoruz. O gruba girmiyoruz durumlarda. Evet, aynen. Durumlardan bir tanesiyle ilişkili değil elbette. Öz bakım kişinin kendini sevmesi, belki aynada kendine bakabilmesi, kendine yatırım yapması, yiyeceklerine, içeceklerine ve uykusuna dikkat etmesi de bunun içine giriyor. Ama bazı kişileri görüyoruz hocam. Mesela diyelim ki saçı başı dağınık, yüzünü yıkamamış, gözünde işte çapaklar var. Evet. İşte düğmelerini iliklememiş, iliklemişse de yanlış iliklemiş. Mesela hani biraz öz bakım dediğimizde hani bunları da mı katacağız? Dışarıdan görünüm olarak da bu dikkate alınır. Bu iletişim becerileri dedik. Bu becerilerin kaybının ilki, belki de önemlisi bu. Diğer alanlarda da iş okulu olabilir öğrenciyse eğer. Sosyal ilişkiler ve özellikle aile içi ilişkilerde de gerileme, bozulma olabiliyor. Veya bazen hiç ilişki olmuyor. Yani her şey yolundayken, her şey iyiyken öz bakımda iş, okul, sosyal ve aile ilişkilerinde gerileme, bozulma, uyumsuzluk veya çatışma. Ama hani dördünde mutlaka bir arada değilse bile çok belirgin bir şekilde gerilemenin seyrettiği bir hastalıktır. Yani kişi bu aslında dışarıdan da fark edilir mi? Dışarıdan fark edilir çoğu zaman. Evet. Ancak bu saydıklarımız şizofreni için, psikotik bozukluklar için negatif belirtilerdir. Daha çok belki dışarıdaki 10 kişiyle konuşursak 8'i 9'u daha bizim pozitif belirti dediğimiz hezeyan, düşünce bozukluğu, paranoya, şüphecilik, takip edilme düşüncesi gibi veya kulağa ses gelme, görüntü görme gibi varsanımlar dediğimiz ya da halüsinasyon dediğimiz durumları daha çok insanlar bilir ama bu vurguladığımız şey daha önemli. Bunlar çünkü yeti yitimi, yetileri kaybetmeyle de sonuçlanan bir hastalık olduğu için hayatın bu dört aşamasında öz bakım, iş, sosyal ve aile ilişkilerindeki gerilemeler kişiyi tabii ki hayatın dışına, üretimin dışına çekiyor. İşte bu yaşamsal beceri gruplarında biz bunu da kazandırmayı amaçlıyoruz. Yani kişinin o gruba kadar gelip tanışabilmesi bile önemli bir şey
Evet. Az önce vurguladınız. Göz teması kuramayan biri gelip grubun içerisinde diğerleriyle tanışabiliyor, konuşabiliyor ve yavaş yavaş kendini ifade etmeye başlayabiliyor. O grubun içerisinde hangi başlıklar var, neler yapıyorsunuz onları az sonra soracağım. Elbette. Biraz daha net zihnimizde oturacak. Hı hı. Sevgili seyirciler, konukların öz bakımdan bahsediyorlar. Biz de kitabımızdan öze bakımdan bahsediyoruz. Hı hı. Aslında ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Belki de aynı şeyler aslında. Yani insan kendi vücut bütünlüğüne baktığı zaman ruhsal bütünlüğüne, psikolojik bütünlüğüne de bakabiliyor demektir. Psikolojik bütünlüğünde bazı sıkıntılar olduğunda bu dışarıya yansıyor. Şimdi Duygu Hanım'a soracağım. Sizin başlığınızda ilginç bir Gökkuşağı Projesi. Psikolojik sağlamlık ve yaşamsal beceri grupları diyorsunuz. Burada hani duygu, düşünce, davranış döngüsü, kişinin duyguları nasıl ifade edeceği, işte empati meselesi, pek çok konuyu işliyorsunuz. Biraz bize bahseder misiniz? Aynen. Bu grup ne grubu, neyi amaçlıyor? Sizden de duymak isterim. Adı psikolojik sağlamlık ve yaşamsal beceri grupları. 9 ila 12 yaş arasındaki çocuklar bizim hedef kitlemiz. Hı-hı. Yaklaşık 10 hafta kadar sürecek. Her bir oturumumuz 1 saat şeklinde olacak. Burada amacımız konuşmanın başında da bahsettiğimiz gibi kişileri daha yetişkinlik dönemine gelmeden bir takım psikolojik sağlamlıklarını sağlayabilecek becerileri kazandırmak. Bunların içerisinde ne var? Kişinin duygusunu tanıması, duygusuyla beraber düşüncelerini tanıyabilmesi, bu duygularla düşüncelerin aslında bir ilişki halinde olduğunu ve yaptığı bir takım davranışların aslında bunlarla yine ilişkili olduğunu farkına vardırmalarını sağlamak. Toparlamak gerekirse aslında duygusal zekalı yönelik bir çalışma grubu olacak. Duygusal zeka aslında hani... Mesela ilk oturumda tanışma oturumu diyorsunuz. Evet, biraz evet. Açar mısınız? Ne yapıyorsunuz? Nedir orada kastedilen şey? Çünkü bazı ölçeklerden, formlardan da bahsetmişsiniz. Tabii. İlk önce şöyle... etkili bir araştırma olup olmadığını, etkili bir grup olup olmadığını denetleyebilmemiz, bunu... Hı-hı. tartabilmemiz için ilk önce çocuklara gelen kişilere bir takım ölçekler vereceğiz. Sosyal beceriyle ilişkili ölçekler. 10 hafta sonunda gruplara katılan kişilere tekrardan bu ölçekleri vereceğiz. Acaba bu yaptığımız gruplar ne kadar etkili oldu? Bir amacımıza ulaştık mı? Bir başlangıç tespiti yapıyorsunuz. Bir başlangıç tespiti sonunda bir durum tespiti aynen yapıyorsunuz öyle gibi. Ki acaba etkili olup olmadığını ya da ne kadar etkili oldu? Etkili oluyor ama ne kadar etkili olup olmadığını anlamak gerekebilir. Aynı durum sizin grupta da var mı? Yani bir tanışma oturumu ile mi başlıyor? Belki terapiler de böyle. Aslında karşılıklı terapistle danışan birbirini tanıyor. Nasıl bir yol izleyecekler? Hangi konularda çalışacaklar? Terapist danışandan ne bekliyor? Evet. Danışan terapisten ne istiyor? Gibi de düşünebilir miyiz bunu? Çok doğru, çok doğru. Yani nerede olursa olsun mutlaka terapi görüşmelerinde veya danışmanlık hizmetlerinde yine mutlaka bir karşılıklı bir tanışma oluyor. Bizdeki şu açıdan çok daha önemli, bazen bu grup terapilerinde veya kısa süreli tek oturumluk grup terapilerinde bile kişiler şunu söyleyebiliyor sonradan: ben hayatımda ilk kez bir grubun içerisinde kendimi tanıttım. Ağır patoloji, ağır ruhsal hastalıklarla çalıştığımız için o tanışma grubunu iki oturum şeklinde de düşünüyoruz aslında. Kişi kendini tanıtmaya çalışsın, kendini ifade etmeye çalışsın, ne istiyorsa onu söylemeye çalışsın ilk grupta. Bu biraz aslında güven ilişkisi açısından da çok önemli. Çünkü ilgilendiğimiz hastalık grubu çoğu zaman 1 yıl, 2 yıl veya 3 yıl dışarı bile çıkmayan, odanın dışına veya işte aile bireyleri bile de temassız sıkıntı. Elbette. Onların dışarı çıkmamasının birkaç sebebi olabilir. Onlardan bir tanesi diğerlerine güvenmemesi, birilerinin ona zarar verdiğini düşünüyor olması veya çok ciddi kaygı yaşıyor olabilir. Genel olarak da şizofreni için bir işe başlama güçlüğü derler. Bir enerji, bizdeki bir enerji, yaşam enerjisi yok. Yani daha çok enerji, fiziksel enerji demek daha doğru. Yerinden kalkmak istemez, odasının dışına çıkmak istemez. Aile bireyleri çoğunlukla yemekteyken kendisi... Kaldırmak sevseydim müdahale edici bir davranıyor. Evet, çoğu hastalarımızın bir kısmı şöyle yapar. Gece mutfağa gider, yiyeceğini yer. Evet. Sabaha kadar televizyonun başında durur. Sabahleyin odasına çekilir, uyur. Bu şekilde yani gece gündüz seyri tam bir iş. Sigara tüketirler. Evet. Kendi bakımlarını ihmal ederler. Çoğunlukla haftalarca yemek yemeyebilirler. Bu bazen zehirlenme korkusundan, bazen de kendine bakımın, öz bakım veya özel bakımın eksikliğiyle ilgilidir. Peki. Şimdi her ikinizin de yürütmüş olduğu grupta
İkinci oturumda iletişim becerileri başlığını görüyorum. Yani temel iletişim becerileri. Şunu sormayı unuttum galiba, atlamış olduk. Bu gruba kimler katılıyor? Yani daha evvel hastane yatışı olmuş, bir tanı almış, tedavi görmüş, tedavi sonrasında belli bir noktaya gelmiş ve artık evinde kendine bakabilir bir noktaya getirilmiş olan, evet, o kişilerin tekrar gelerek yeniden nüksetmemesi, alevlenmemesi, hangi kavramla ifade ediyorsunuz bilemiyorum. Bunları önleme amaçlı bir durum mu? Yoksa henüz tedaviye girmemiş kişiler mi katılıyor? Yani daha evvel sizin kurumunuzda tedavi edilmiş, tanı, evet, almış kişilerin katılabildiği bir grup mu? Onu, evet, açarsanız. Evet, sevindim. Evet. Aslında biz zaten klinikte yatan kişilere böyle grup terapileri yapıyoruz, sürdürüyoruz. Ailelerine de yapıyoruz. Ancak taburcu olduktan sonra da tekrarın, nüksün, hastalık alevlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla bir yandan farkındalık kazandırılsın, bir yandan ilacın mutlaka koruyucu tedavi için kullanılması gerektiği vurgulansın. Bir yandan da insanlarla iletişimi tekrar kurmaya başlayabilsin diye düşündüğümüz bir şey. Efendim, bu tedavi, terapi arasında bir şey mi? Yani tedavisi yürüyor. Yani farmako tedavisi, evet, yürüyor. Evet, İlaçla, evet, hekim ilişkisi, evet, ilaç hekim ilişkisini sürdürüyor. Evet. Terapisti varsa terapisini de yürütüyor. Ama, evet, bu daha çok günlük aktivite de sayabileceğimiz, evet, tedavi ile terapi arasında da bir şey mi diye diyebiliriz. Böyle bir şey midir? Ağır ruhsal bozukluklarda birçok terapi modelini tam anlamıyla herkes gibi belki sürdürmek zor olabilir. Destekleyici, güven ilişkisi temelinde terapiler çok önemli. Onunla konuşabilmek, onu anladığını belki hissettirmek. Ama aileyi de bilgilendirmek gerekiyor. Bir yandan onu da yapmaya çalışıyoruz. Diğer açıdan... Ama bu gruba sadece aileler dahil değil, değil mi? Bu söz ettiğimiz grup, ismi yaşamsal beceri grubu olan grup aslında sadece hastalara özel. Ama aynı anda başka ekibimiz tarafından da aile grupları grup sürdürülebilir. Yeter ki, evet, şu an sürdürdüğümüz bir aile ve şizofreni grubu var. Ve diğer patolojilerde, diğer hastalıklarda da gruplar açmaya devam ediyoruz. Bu dediğimiz gibi birçok aslında amacı içinde barındırıyor. İlacın da devamlı kullanılması gerektiğini vurguluyoruz. Ama hayır, ilacı kullanıyorum ama ilacın yan etkileri var diye kullanmıyorum diyene ilacın yan etkileri neler olabileceğini de vurgulamaya çalışıyoruz. Diğer yandan iletişimin de, göz teması kurmanın da, insanlara güvenmenin de ona iyi gelebileceğini, onun hayatının içine tekrar... Yani bir güvenli bakış da kazandırıyorsunuz. Yani bir insanın gözüne bakabilmek, bir güvenli bakışa inanmakla ancak mümkün olur diye. Kesinlikle öyle. Çünkü tam da geriye dönersek, hastalık öncesi bir dönemde böyle bir şey yok iken, hastalık sürecinde yavaş yavaş ortaya çıkan o geri çekilme bakışı insanlardan uzaklaştırmaya kadar gidiyor. Duygu Hanım, kişi, ya bu galiba 10 kişiden oluşuyor. Yani onar kişilik gruplardan, artı eksisi elbette evet, olabilir, evet, ama. Evet, evet. Bu 10 kişi üzerinden baktığımızda, temel iletişim becerileri başlığını da konuşacak olursak, birlikte olmak, başkalarıyla birlikte o terapiye katılmak, tabii, az evvel Ahmet Bey'in anlattığı işte göz teması, hı-hı, belki işte günaydın, hı-hı, teması, hı-hı, işte tokalaşma, evet, nereden geldiği, işte hangi hastalıkların, hangi tür tedavileri olduğu filan. Yani bu tarz bir etkileşimi de sağlıyor ve şöyle mi dedirtiyor? Yani evet, benden başka birileri de var, evet, ve biz birlikte çaba göstererek bu durumdan çıkacağız. Öyle. Çok güzel aslında özetleriniz. Bireysel terapilerle grup terapilerini birbirinden ayıran en önemli özellik aslında kişiler orada topluca oluyorlar. 10-15 kişi veya artısı eksisi değişir. Ben yalnız değilim ve benim yaşadıklarımı aslında başka kişiler de yaşıyormuş. Bu gerçekten terapi anlamında, kişilerin terapi anlamında ilerlemelerinde çok önemli bir anahtar sözcük oluyor. Ben tek değilim, yalnız değilim. O zaman hep beraber yapabiliriz bunu. Bunu, evet, bireysel terapilerde çok fazla sağlayamamakla beraber grup terapilerine daha çok sağlayabiliyoruz. Duyguları tanıma var sizin başlığınızda. Evet. Biraz oradan, evet, yürüyelim. Evet. Gerçi isminiz de Duygu ama kendinizi tanıyor gibi de anlaşılmasın. Genelde benim gözlemim, kişilere sorduğunuz zaman duygularıyla düşüncelerini, evet, karıştırarak cevap veriyorlar. Yani duygusunu sorduğunuz zaman düşüncesini söyleyebiliyor. Aynen öyle. Düşüncesini sorduğunuz zaman ne duygusunu söylüyor, ne duyumsadığını söylüyor. Aynen. Duygu ile düşünce arasındaki temel farkı da öğretmiş oluyor galiba aynı zamanda. Aynen, bu durum. Duyguları tanıma ne demek? Mesela diyorsunuz ki duyguların farkına varmak. Evet.
Evet. Yani rahat tanımanın bir en azından farkına varmak. Amaçlarına yönelik duyguların tanıtıldığı görsel içerikli eğitim ve duyguları fark etmeye yönelik oyun ve aktiviteler içeriyor diyorsunuz. Evet, evet. Aslında duyguların eğitimi diye Nevzat Aran Hoca'nın da bir kitabı var. Yeri gelmişken onu da önerelim, işe yarayacağını düşünüyorum ama ne yapıyorsunuz o duyguları tanımada? Şöyle, biraz bize fotoğraflayabilir misiniz birazcık zihnimize? Birazcık anlatayım size. Çok güzel bir şey söylediniz. Kişiler duygularıyla düşüncelerini çok sıklıkla karıştırabiliyorlar. Özellikle bizim toplumumuzda gördüğümüz şey, o anda ne hissettin diye sorduğunuzda işte aklımdan şunlar geçti, şunları düşündüm. Hayır, ben sana ne hissettiğini soruyorum. Üzüldün mü, hayal kırıklığına mı uğradın, kaygılandın mı? Bunları çocuklar çok fazla tanıyamıyorlar. Kaygılanmak ne demek, kuruntu yapmak ne demek, hayal kırıklığına uğramak ne demek? Ve bunları yetişkinlerde birazcık daha görselliği az kullanarak anlatabiliyoruz ama çocuklarda mesela bir ağlayan yüz, kaygılı yüz. İşte sen mesela sınava girdiğinde nasıl hissedersin? Ah işte böyle hissediyorum. Sence bunun adı nedir? İşte bu kaygı. Sen sınava girdiğin zaman kaygılanıyorsun. Peki kaygılanınca aklından o anda kendine iç ses olarak ne söylüyorsun? Hı hı. İşte yapamayacağım galiba. İşte bu senin düşünce balonun. Yaşadığın his de senin duygunda kaygı diye çocuğa burada bunu anlatabiliyoruz bu gruplarımızda. Ahmet Hocam, dün Üsküdar Üniversitesi'nde bir oturum vardı. 60 dakikada şizofreni diye. Avrasya Şizofreni Derneği'nin işte başkanı, işte yetkilileri ve okuldan Leyla İbadi ve diğer arkadaşlar vardı. İki öğrenci de kuruma destek veren, yani derneğe destek veren arkadaşlar da vardı. Ve iki de bu hastalığı geçirmiş olan, derneğe devam eden kişi kendilerini anlattılar. Programın açılışını da Cumhur Taş Hoca yaptı. Yardımcı doçent doktor Üsküdar Üniversitesi'nde müthiş bir deneyimi de anlatarak girdi. Galiba dün ya da bugün Dünya Şizofreni Günü imiş aynı zamanda. Yani o bakımdan da programımızın bu bölümü de anlamlı. Siz mesela dördüncü oturumda psikotik bozukluk, yani şizofreni hastalığının nasıl bir hastalık olduğunu, işte gidişini, belirtilerini, nasıl, neyle başa çıkacağını falan biraz anlatıyorsunuz. Evet. Bu aslında temel yanılgılardan birisi. Yani burada, o bakımdan bu oturumda çok önemli. Evet. Mesela şizofreni dendiğinde muhakkak zarar veren kişiler gibi oluyor. Üçüncü sayfa haberlerinin vazgeçilmez. İşte mesela birisi cinayet işlediğinde o gün gripse, bir grip bir hasta bir cinayet işledi demiyorlar. Ya da işte diyabeti olan bir hasta biriyle dövüştü, kavga etti, cinayet işledi demiyorlar ama bir şizofren cinayeti başlığı da daha rahat atılabiliyor. Hem bu korkumuzu gidermesi bakımından, hem de hastalığın belirtileri, öncülleri, daha sonra nüksetmesi, bunları nasıl anlatıyorsunuz? Yani o gelişinden bellidir noktasına mı geliyor bu grup sonrasında katılanlar? Evet. Aslında hastaların kendileriyle konuştuğumuz zaman da benzeri kaygıları taşıyorlar. Toplumsal damgalanma çok fazla. Hastalardan biri ile zamanında bir hastanede günaydın toplantısında toplumdan neyin değişmesini istersin diye sorduğum zaman keşke mahalledeki çocuklar deli deyip taş atmasalardı bana demişti. Evet. Tek beklentisi bu. Bu damgalamayı kırmak biraz uzun sürede zor elbette. Ama toplum ruhsallığı merkezlerinde ve kliniklerde de çalıştığım dönemde hastaların çoğunun da yaşadığı sıkıntı bu. Ve ailelerle görüştüğümüz zaman da ailelerin de bundan muzdarip olduğunu ve ailelerin daha rahat bu kelimeden rahatsız olduğunu görüyoruz. Biz genelde grup terapilerinde bunu tam da dediğiniz gibi fiziksel bir hastalığın benzeri olarak anlatıyoruz. Velilerden biriyle konuştuğum zaman diyabet hastası olduğunu söylemişti. Grup içerisinde onu örnek vermiştim. Bir tahtaya yazılı olarak. İşte bir diyabet hastasının nelere dikkat etmesi gerektiğini sormuştum. Sonra şizofreni hastasının da bakımı ve hijyeni konusunda böyle paralel bir şeyler yazınca gerçekten öyle bir hastalık ama çok da rahatsız ediyor, çok da korkutuyor bu anlamda. Şunu da söylüyoruz. Diyabet hastası bir nasıl ilacına, kontrolüne, hijyenine, bakımına dikkat ettiği zaman dışarıdan bakınca hasta gibi görünmez ve yaşam kalitesi yerindedir ise şizofreni hastası da aynı şekilde buna dikkat ettiği zaman hayatın içine girebiliyor. Kendi deneyimlerimden söylersem güvenlik görevlisi olarak çalışan bir hastamız bireysel görüşmelere ve grup terapilerine geliyordu. Ve bir gün hepimiz de çok sevindik. Bulunduğu yerin güvenlik amiri olmuş
Ne güzel. İlacını aldığı halde, gece ilacını aldığı halde arada bir uyuyabiliyormuş ilaçların etkisiyle. Onu yine hekimimiz düzenliyordu. Benim İstanbul Üniversitesi'nde okuyan şizofreni hastamız vardı. Yani benim şöyle bir deneyimim oldu. Biz okula devam etmesi için elimizden geleni yaptık, uğraştık ve okula devam etmesi için onu ikna ettik. Okulun ilk gününde diğer bir şizofreni hasta onunla birlikte sırf psikolojik destek olsun diye kampüse onunla birlikte gitmişti. Yani hayatın içinde olan, işine devam eden, dershanede öğretmenlik yapan hastalarımız da var. Bu örnekleri de grup terapilerinde aslında anlatıyoruz. Yani yaşamın içinde dışarıdan baktığı zaman bu hastalarımız bunların hasta olduğunu düşünmüyor belki ama ilacına, kontrollerine dikkat ettiği zaman ailede biraz daha bilinçliyse daha kolay şanslı olabiliyor. Evet. Son 7 dakikamıza doğru da gidiyoruz. Siz Duygu Hanım, hayır diyebilmekten evet. bahsetmiştiniz girişte. Ben biraz bu oturumların bir konusu olarak da bundan ayrıntılı bahsetmenizi evet. istiyorum. Çünkü çocuklarda ergenliğe yürüyen çocuklarda bu konu daha önemli. Hayır diyemediği zaman karşı tarafın talebinin doğru mu yanlış mı bilemediğinde ve hayır diyemediğinde işte o zaman işte özge canlara giden noktalar ya da işte taciz durumları, çocukların hangi bölgelerine kimlerin dışında dokunulamayacağı ya da böyle bir durumla karşılaştığında nasıl hayır diyeceği ve neden hayır demesi gerektiği gibi. Biraz o kısmı bize anlatarak sonra toparlayalım. Ben size onu. Bu assertiveness dediğimiz girişkenlik becerisinin bir altıdır. Hakkını savunabilmek ve hayır diyebilmek. Özellikle 12, 13, 14 yaş ergenlik dönemine doğru arkadaş gruplarında hayır diyememe, birisi bir şey istediğinde işte ödevimi istiyor ama vermek istemiyorum ve hayır diyemiyorum. Arkadaşlarım aslında ödevimi çalışmam gerekiyor ama sinemaya gitmem için zorluyorlar ve hayır diyemiyorum. Bunlar hem ailelerle, aile içerisinde çatışmalara sebebiyet veriyor hem de çocuğun durup düşünüp ya ben ne yapıyorum hani bunu yaparsam sonucunda ne olur demesini etkileyen bir şey. Biz grup terapilerinde hayır uygun bir şekilde size ısrar edildiğinde ve uygun olmadığında bunu nasıl acaba karşı tarafa hayır diyeceksin ve sınırını koruyacaksın. Bunları aslında öğretiyorsunuz. Evet, bunları peki, öğretiyoruz. Son şeyleri söyleyelim. Galiba 4 dakikamız var değil mi yönetmenim? Aynen öyle. Peki benim ona teşekkür ederim. Aynen öyle. Nasıl denk getirdik? Güzel. 4 dakikamız var. Bunun söylemek istediğiniz, bu grupla ilgili evet. hani muhakkak söyleyelim dediğiniz evet. şeyleri duymak isterim. Mesela nasıl katılıyorlar? Siz mi kişileri arayarak bu gruba uygun olup olmadıklarını söylüyorsunuz? Ya da tedavi sonrasında ben korkularım var, bunları nasıl gidereceğim dendiğinde mi o gruba alıyorsunuz? Bu grubu nasıl oluşturuyorsunuz? Hangi evet. standartlarda, ögelere göre? Aslında bizde yatan, bizle bağlantısı olan bizim hekimlerimize ve terapistlerimize gelen kişilerse zaten bağlantı kurmak çok daha kolay. Aynı hastaneden yönlendiriliyor. Bize gereken başvuruyu yaptıktan sonra bir değerlendiriyoruz ve hangi gruba daha uygun olduğuna karar vermeye çalışıyoruz. Ama dışarıdan hastaneyle bağlantısı olmayan, hastanede daha önce tedavi olmamış ama bu hastalıktan muzdarip ve hastalığı tanımak isteyen birileri de varsa onlar da başvursun. Onlar da bizimle iletişime geçsin ve gereken uygun bir gruba ve zamana göre alınabileceklerini söyleyelim. Sadece şizofreni grupları için de değil, diğer belki bipolar, belki bağımlılık ve benzeri gruplarda da bunu sürdüren arkadaşlarımız var. Yani ben böyle bir yaşam becerisi grubuna katılmak istiyorum diyenler mutlaka hastaneyle temasa geçebilirler. Gerekli bilgilendirme de yapabilir. Evet, grup terapisiyle ilgili yine son iki oturumu belki söylemek önemli olacak. Yine hastalığın nüksünün tekrarının önüne geçmek için iki önemli oturumumuz uyarıcı belirtiler. Yani hastalık hangi belirtilerle geliyorum krize diyor. Krize müdahale ve uyarıcı evet. belirtiler. Krize müdahale kısmı da çok daha önemli. Benzeri bir atak olduğu zaman yine kimseyle paylaşmazsa veya farkında değilse veya çevresindekiler bu durumun farkında değilse nasıl erken müdahale için bir hekime gidebilir, ne yapabilir, en doğru yöntem nedir? Bununla ilgili de bilgilendirme yapıyoruz. Bu çok daha önemli. Biraz daha kendisinin başa çıkması için önemli aslında. Yani böyle özetleyebiliriz. Son 2,5 dakikamızda. Duygu Hanım, siz bu yapmış olduğunuz psikolojik sağlamlık ve yaşam becerisi başlıklarım çok hoşuma gitti doğrusu. Diğer başlıklarda ne var ya da neleri ilave ederek toparlamak istersiniz? Şöyle, en
empatiden bahsedebiliriz. Empati kişiler arası ilişkilerde oldukça önemli bir şey. Çocuklarda genellikle empati 7-8 yaş civarlarında gelişen bir beceridir. Benim dışımda başka insanlar var ve onların da duyguları, düşünceleri var. Onların da bahçelerine girip dünyaya onlar gibi bakabilmem gerekir. Aslında çocuklara verilmesi gereken ve duygusal zekanın bileşenlerinden olan becerilerden bir tanesi bu empati. Bizim kısaca toparlamam gerekirse bu Gökkuşağı projesinde psikolojik sağlamlılıkta aslında çocukların duygusal zekalarına katkı sağlayan oturumlar yapıyoruz. Bu katkımlar aynı şekilde mi oluyor? Yani size mi ulaşıyorlar, siz mi onlara ulaşıyorsunuz? Evet, nasıl biz aslında sistem? Çocuk ergen birimi olarak bir checklist denilen bir şey hazırladık. Orada bir takım sorular sormamız gerekiyor annelere, babalara, ebeveynlere. Uygun çocukları uygun gruplara yerleştiriyoruz. Program herkese sonrasında aramak isteyenler olursa, çocuğunu bu gruplara tabii girmesi gerektiğini düşünen olursa, hı-hı, ya da işte şizofreni tedavisinde, evet, belli bir noktaya geldiği, evet, halde yaşam becerisi biraz daha olsun, hı-hı, hayata katılsın, evet, diyenler olur ve ulaşırlarsa Nöropsikiyatri İstanbul'a, onların da katılma ihtimalleri var tabii mı? Ki de, tabii ki de, evet. Bizi hastaneye arayarak benim ismimi Duygu Barlas, psikolog Duygu Barlas diyerek verdikleri anda bana bağlarlar. Ben de zaten gerekli görüşmeleri yaparım. Aslında çok önemli bir şey. İlişki yönetimini ayrıca konuşmak gerekir, evet, belki. Evet. Başlı başına bir başlık diye düşünüyorum. Çok geniş bir konu. Hayır diyebilmek de sevgili seyirciler kendi başına bir başlık. Mesela negatif duygularda öz denetim diye bir oturum var. Evet. Bu çok mühim mesela. Negatif duyguları öz denetim. Yani burada öfke, saldırganlık, kızgınlık gibi mi anlayalım? Şöyle, aslında biz psikolog olarak şunu söyleriz. Negatif veya pozitif bir duygu yoktur. Üzüntü, öfke, hayal kırıklığı, mutluluk, bunların her biri duygudur. Ama bunların ifade ediliş biçimleridir burada önemli olan. Hepimiz öfkelenebiliriz. Ama öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz önemli. Uygun bir şekilde mi ifade ediyoruz, yoksa çok uygun olmayan şekilde mi ifade ediyoruz? Aslında kilit yer orası. Buna yönetmek diyebilir miyiz? Yani evet, öfkeyi ya da saldırıdan yönetmek diyebilir öyle miyiz? Evet. Doğru stratejilerle yönetmek, aynen, stresi veya öfkeyi, hmm, denebilir. Bu denebilir. Mesela duygu, düşünce, davranış döngüsü diye bir başlık koymuştum. Bu da benim açımdan önemli. Kişi duygularını nasıl tanır? Temel iletişim becerilerinin kazandırılması gibi başlıklar vardı. Bunlar bu oturumların içerisinde, evet, işlenen, evet, durumlar. Evet. Katıldıkları zaman tüm bunları görmüş olacaklar. Evet. Çok teşekkür ederim psikolog Duygu Barlas. Ben Barlas. Çok teşekkür ederim. Ederim psikolog Ahmet Güney. Çok ben sağ çok olun. Teşekkür efendim. Ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, konuklarım Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden, NP İstanbul'dan konuklarım. Bir önemli bir çalışmayı yapıyorlar. Bir grubu yönetiyorlar. Onar kişilik ekiplerden, gruplardan oluşuyor. Artı eksisi elbette olabilir. Ve planlanmış, yapılandırılmış oturumlardan bahsediyorlar. O bakımdan psikolojik beceri grupları çok önemli. İhtiyacınız varsa muhakkak aramayı düşünün. Konuklarıma geldikleri için çok teşekkür ederim. Hikayelerin yarım kalmaması, hayatların yarım kalmaması için bu teşebbüsünüz önemli diyoruz. Ben Uğurcan Polat, stüdyo konuklarım, yönetmenim Mihriban Hanım ve tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize yarım kalmamış hikayeler dileyerek, yarım kalmamış hayatlarla iyi bir gün diliyorum. Haftaya biz yine buradayız efendim. Beklerim. We'll be right back.